Ethereum ETF'si ile ilgili önemli gelişmeler var. Bu hafta çektiğim Ethereum ETF'si ile ilgili olan videolar. Ethereum ETF'sinin sizlere kabul edilmesinin zor bir ihtimal olduğundan bahsetmiştim. Ancak işler tersine dönmüş olabilir. Şu anda aslında bazı analistler Ethereum ETF'sinin kabul edilme ihtimalini gerçekten yüksek gözüyor. Bu zaten Ethereum fiyatına da yansıdı. Geçtiğimiz videoda sizlere verdiğim fiyat hedefine Ethereum ulaşmış durumda. Peki hala Ethereum alınabilir mi? Bu seviyelerden Ethereum almak mantıklı mı? Biraz bugün bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Ethereum ile ilgili olan SEC görüşmesi e, ayın 23'ünde yani perşembe günü yapılacaktı. E, onu da heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Ve Twitter'da bulduğum bir gönderide ise Amerika'daki bulunan baş ticaret e, sekreterinin artık e, Amerikan başkanının blockchain üzerindeki baş danışmanı olarak da görev yapacağı hakkında bir haber çıkmış ortaya. Bu da aslında bizlere önemli bilgiler veriyor bu konuda. Bu da aslında SEC'in... E, kripto varı üzerinde ve borsalar üzerindeki etkisini e, biraz daha azaltacak bir haber olarak nitelendirebiliriz gibi gözüküyor. Ve iki Ethereum ETF analisti olan James Seffard ve Eric Balkunas ise Ethereum ETF'sinin kabulüyle ilgili olan tahminlerini revize etti. Şu anda Ethereum ETF'sinin kabulünü %75 oranında veriyorlar. Bu gerçekten bize için inanılmaz iyi bir haber eğer kabul olursa. Şimdi sizlerle Ethereum ETF'si eğer perşembe günü kabul olursa SEC tarafından Bakalım bu bizlere nasıl bir etki yaratacak, Ethereum'daki önemli seviyeler hangisi, bu önemli seviyeleri fiyat aksiyonuna nasıl kullanabiliriz biraz ben bunu konuşmak istiyorum bu videoda. Burada günlük grafiğe baktığımızda Ethereum'un 3763 dolar seviyesinde fiyatlandığını görebiliyoruz. Perşembe günü olası bir Ethereum ETF'sinin kabulünde ise ben Ethereum'un fiyat bakımından öncelikle 4000 dolara ulaşmasını, daha sonra ise burada haftalık seviye olan 4063 dolar seviyesine varmasını bekliyorum. Bunları çok kısa süre içerisinde gerçekleştirebilir ETF kabulü halinde. Daha sonra ise bana katılmayabilirsiniz. Ancak ben Ethereum ETF'si kabul edildiğinde bu hafta içerisinde yeni bir Ethereum All Time High seviyesi görebileceğimizi de düşünüyorum. Ancak yine de Ethereum ETF'sinin kabulü kesin olacak bir şey değil. Kabul olmama ihtimali de bulunuyor. E, bu yüzden Ethereum'da fiyatta da bir geri çekilme görme ihtimalimiz de bulunuyor. Bakalım. Ethereum'a diğer zaman dilimlerine geçerek fiyatlarda hangi seviyeleri ulaşabiliriz onlara bakalım biraz. Ethereum'a diğer zaman dilimlerine geçmeden önce size hatırlatmak istediğim bir şey var. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kanala gerçekten çok büyük bir destek oluyor. Aynı zamanda bu tarz videolarımla devamından haberdar olmak için de kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Böylece her video yüklediğimde sizlerin haberi olacaktır. Ve sizlere hatırlatmak istiyorum ki ben işlemlerimin büyük bir çoğunu e, Babit borsası üzerinden gerçekleştiriyorum. Babit borsasının aşağıda benim bağlantı kayıt olarak ciddi depozit bonuslarından da faydalanabilirsiniz. Ancak sizlerin e, borsa kayıt olurken kimlik doğru olmakta sıkıntı yaşıyorsanız veya direkt borsalara kimliğinizi vermek istemiyorsanız sizlere güzel bir çözüm önerisiyle geldim. Blofin borsası tam olarak bu sorunu çözüyor. Blofin borsasına işlem yapmak için kimlik doğru olması yapmanıza gerek yok. Evet doğru duydunuz. Blofin borsasında kaldıraşlı işlemler, spot işlemler, Copy Trading gibi bütün e, kripto para borsalarında bulunan özelliklerden faydalanabiliyorsunuz ve kimlik doğurması yapmanıza da gerek yok. Bluffing borsasında aşağıda benim bağlantımla e, kayıt olarak güzel depozit bonuslarından faydalanabilirsiniz. Tabii ki de e, sizlere sunduğum borsaların önerileri burada bitmiyor. Aynı zamanda Apex Pro borsasını da sizlere tavsiye edebilirim. Apex Pro borsası tamamen merkeziyetsiz bir borsa olmasıyla öne çıkıyor. Merkeziyetsiz bir borsa olmasıyla birlikte e, bir kayıt olma işlemi bulunmuyor Apex Pro'ya. Sadece işte üzerinize buna Metamask cüzdanı veya diğer kripto para cüzdanlarınıza bağlanarak işlemlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Avsat işlemlerinizi yapabilirsiniz Apex Pro borsası üzerinden kayıt olma işlemi olmadan. Tabii ki de özellikle bu bahsettiğim kaldıraşlı işlemler kesinlikle tecrübeli traderlar için sadece yani kaldıraşlı işlemlerden çok fazla para kazanmanın yanı sıra çok fazla para da kaybedebilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle kendi riskinizi yöneterek işlemlerinizi yapın. Ethereum'a burada 15 dakikalık grafikte baktığımızda aslında Ethereum'un daha önceki videomda da bahsettiğim gibi hala bir range bölgesi içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ethereum'daki buradaki range bölgesinin trend seviyesi 3840 dolar seviyesinde bulunuyor. Destek seviyesi ise 3600 dolar seviyelerinde bulunuyor. Ee, yani Ethereum'un bir süre daha buradaki seviye içerisinde kalabileceğini söyleyebilirim sizlere 15 dakikalık grafik için. Burada 3600 dolar seviyesi bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü burada günlük grafiğe geçtiğimizde de aslında 3600 ile 3700 dolar seviyesi arasında kalan bölgenin e, yüksek zaman dilimli yani günlük grafikte bile bir destek seviyesi olarak kullanıldığını görebiliyoruz. Daha sonra tekrardan buradan 15 dakikalık grafiğe geldiğimizde e, buradaki range bölgesinin orta noktası olan 3725 dolar seviyesi de bizler için tekrardan bir destek seviyesi rolünü oynayacaktır. Bu da bizler için önemli bir bilgi. İsterseniz buranın bir ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. E, bence Ethereum şu anda düşük zaman dilimli grafiklerde burada fiyatlanacak. E, burası bir e, range bölgesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve burada tabii ki de bir e, boğa bayrağı formasyonu olarak da nitelendirebilirsiniz. İsterseniz bir üçgen formasyonu da olarak nitelendirebilirsiniz. Bu tabii ki de size kalmış bir şey. Burada gerçekten güzel boğasal boğasa bir formasyon olduğunu söyleyebilirim sizlere. A'yı, B'yi ve C'yi çizdikten sonra buradaki formasyon direkt olarak gözlerimizin önüne geliyor. Burada bu çizdiğim e, boğasa formasyonu dansa daha büyük bir daha büyük bir e, boğa bayrağı formasyonunda bir parçası olduğunu söyleyebilirim sizlere. Buradaki bu boğa bayrağı formasyonunu isterseniz biraz daha renklendireyim sizler için. Bu boğa bayrağı formasyonu da saatlik grafik üzerinde aslında bizlere gerçekten güzel bir fiyat hedefi sunabilecek gibi gözüküyor. Burada aşağıdan yukarıya çektiği fiyat dizaynını kırılımın yaşandığı, kırılımın yaşanabileceği yere koyduğumda bizlere yaklaşık olarak fiyatta %20, %23'lük bir yükseliş yaşatabilecek gibi gösteriyor. Buradaki kırılımla birlikte yani Ethereum'un 4.460 dolar seviyesinde bir fiyat da görebiliriz. 4.500 dolar da diyebiliriz direkt olarak buna. E burada haftalık grafiğe geçersek aslında Ethereum'un all time high seviyesinin zaten 4600 doların üzerinde olduğunu biliyoruz. Ethereum ETF'sinin onaylanması ile birlikte yani bence Ethereum yeni bir all time high seviyesi görmesinde hiçbir neden kalmıyor önünde. Ethereum kesinlikle kısa bir süre içerisinde burada yeni bir all time high seviyesi görebilir gibi geliyor bana. Şimdi biraz da Ethereum'u yapay zeka analiz ettirmek istiyorum. Ben ve ekibim e, ChatGPT'nin kripto para var, özel versiyonunu bir Yapay zeka telegram botu olarak geliştirdik. Bugün de onu kullanacağım. Burada slash analyze ethereum usdt komutuyla birlikte e, istediğimiz e, kripto para birimini ethereum gibi analiz ettirebiliyoruz. E, bakalım yapay zeka bizlere ethereum hakkında neler söyleyecek. Yapay zeka ethereum hakkında boğasal mı yoksa ayısal mı biraz da bunu görmek istiyorum aslında. E, Sizlerde coin gpt kullanmak istiyorsanız aşağıda açıklamada bulunan bağlantıyla direkt telegram üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizlerin kullanımına ücretsiz bir şekilde sunduk bu botu. Burada aynı zamanda tek to trade özelliği de geliyor. Bu özellikle birlikte tek tıkla burada sizlere verdiği işlemi kendi trade hesabınızdan açıyor otomatik olarak. Bu gerçekten çok iyi bir özellik. Gerçekten çok havalı olduğunu düşündüğüm bir özellik. Yarın itibaren bu özellik artık kullanımıza hazır hale gelecek durumda. Evet, Ethereum hakkında burada bizlere 1 saatlik grafikte bir al sinyali verdi. 1 saatlik grafik üzerinde bizlere bir karama noktası ve stop loss noktası da veriyor. Ee, tabii ki de standart olarak 1 saatlik grafik üzerinde analizini yapıyor. Ancak istediğiniz zaman dilimini aşağıdan değiştirebiliyorsunuz bunu. Burada 4 saatlik grafikteki analizle baktığımızda ise bizlere bu sefer de bir sat sinyali verdi. Sat sinyali birlikte yeni kar ve stop loss noktalarını verdi. Ben biraz da burada aslında bir günlük grafiğe de bakmak istiyorum. Böylece düşük orta zaman dilimli grafiklerde büyük bir analize sahip olacağız. Günlük grafiğe baktığımızda da aslında bizlere bir sat sinyali verdi. Söyleyebilirim CoinGPT'nin. CoinGPT'nin aslında benim analizimden daha farklı bir analiz yapmasının en büyük sebebi CoinGPT direkt olarak sadece teknik analize bakıyor. Ve aslında şu anda Ethereum'un da gerçekten çok şişmiş bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Ancak CoinGPT'nin bilmediği bir şey var. Ethereum ETF'sinin onaylanabilecek olması. Tabii ki de CoinGPT bir yapay zeka olduğu için e bundan habersiz ne analizini yapıyor. Bugünlük analizimi biraz da Bitcoin'e bakarak e bitirmeyi düşünüyorum. Burada Bitcoin'deki günlük grafiğe bakmak istiyorum öncelikle. Bitcoin burada günlük grafikte aslında 72 bin dolar seviyesinde bir direnç seviyesinde karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bitcoin buradaki 72.000 dolar seviyesindeki direnç seviyesiyle birlikte aslında bir reddedilme durumu yaşadığını söyleyebilirim şimdilik. Aynı zamanda ben burada biraz da Fibonacci seviyeleriyle incelemek istiyorum. Burada 0.786 Fibonacci seviyesi Bitcoin'in 70 70.000 dolar seviyesine destekleyebilecek bir seviye gibi gözüküyor. Bakalım buradan destek alabilir mi? Onu da göreceğiz. Burada 15 dakikalık düşük zaman dilimli grafiğe geçtiğimde ise... Bitcoin'in aynı Ethereum'da olduğu gibi bir range bölgesi içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. 70.000 dolar seviyesi düşük zaman dilimli grafikte de aslında bir destek seviyesi, aynı yüksek zaman dilimli grafikte olduğu gibi orta nokta olarak 70.500 dolar seviyesini verebilirim sizlere. Direnç seviyesi olarak da ise 71.900, 72.000 dolar seviyelerini verebilirim. Aynı zamanda burada güzel bir işlem de açabiliriz aslında. E, yukarıdaki direnç seviyesini kârama noktası olarak kullanarak stop loss seviyemizi ise destek seviyesini biraz altına koyarak fenomen bir risk ölü oranı ile birlikte güzel kaldıraşlı bir işlem açabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Sizler de bütün bu işlemlerinizi aşağıda verdiğim borsalarda açabilirsiniz. Ben işlemlerimi sadece Babit, Bluefin ve Apex Pro borsa varı üzerinde açıyorum şimdilik. Evet bugünkü videomuzun sonuna kadar gelmiş bulunuyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.